Yani 90 dakika boyunca Galatasaray'ın ayakta kalmasını da sağladı. Çok dar alanda ve Trabzonspor'da oraya oraya sıkıştırarak oyunu kurmaları onların da kuvvette 90 dakika boyunca ayakta kalmalarını sağladı ve baktığımız zaman geçtiğimiz haftalara göre Galatasaray'ın da hem pas boyu daha kısaydı. Hem de daha fazla isabetli pas yaptılar. Trabzon deplasmanında 400-500 barevine ulaşan takım sayısı çok azdır. Galatasaray bunu başardı bu akşam. Baktığınızda bir tek Canini'nin Geçiş oyununda yakalandı. Ve ondan sonra savunma öyle bir hal aldı ki tamamen kaygı taşıyacak şekilde. Dikkat ederseniz direkt oyunda Uğurcan'ın uzun pasında Donk Canini ile çıkıyor. Arkada kademe Markao. Ve baktığınızda Omar tamamen emakemeyi defansif anlamdaki kaygılarından dolayı pek fazla ilk yarıda atağa çıkmadı. Tamamen Saratçı'yı ileri çıkarma düşüncesine olan bir Galatasaray e zaman zaman da başarılı oldu. İzleyicilerimizden birçok soru geliyor son sayfa etiketine. Hemen sevgili Evren Turan'a sorayım. Erkan Bey, 901 Erkan Galanikli arkadaşımız Fatih Terim Hoca'nın 5 maç ceza alması oyuncuları <laughs> daha da kenetlendirmiş olabilir mi diye sormuş. Ee, aslında bunu konuştuk evet zaten oyuncular ne zaman Fatih Hoca ceza verseler kenetleniyorlar. yani aslında bu <laughs> kötülük yapayım derken Galatasaray'a iyilik yapıyorlar yani burada stratejik hatası var yani Fatih Hoca ne zaman e, yukarı çıksa Galatasaray bir, bir trend yakalıyor hem oyun anlamında hem e, seri galibiyetler anlamında e, tabii ki yani bir teknik adamın sahanın kenarında olması lazım özellikle Fatih Hoca gibi teknik adamın ama şu an baktığımızda e, iki haftadır özellikle Galatasaray'a bu daha çok yaramış yani buradaki Hocaya çok ceza vermek, sabah akşam hoca ceza alsın diye uğraşanlar bence biraz e, yanlış yapmışlar. Yani oradaki algı biraz e, ters tepti. E çünkü Galatasaray bu konuda e, ne zaman bir kaos olsa, ne zaman bir e, bir tepki verilse oyunla da tepki veriyor. Camiye olarak da tepki veriyor. Bu Galatasaray'ın avantajı ne oluyor? Yani bunun için bence bu yoldan gitmesinler. Yani sahada bu tepki vermeleri daha mantıklı rakiplerin. Yani öbür tarafta vermek e, çok e, onların açısından iyi olmuyor. Çünkü görüyoruz yani sonuçlar onu göstermiyor ve her geçen gün takım toparlanıyor. Tabii ki maraton çok uzun. Yani Tabii. keskin konuşmak doğru değil ama şu anki durumda e, hocanın dışarıda olması veya işte tribünde olması veya içeride olması çok fark etmiyor. Yani hoca her türlü oradan da olaya hakim olabiliyor. Mesela kadroya baktığımız zaman e, Yalçın sana sorayım. Şimdi e, kaçta değişmişti? Hemen söyleyeceğim. E, 34'te oyuna giren Fegolie sakatlanıyor. Ömer Bayram Biliyorum ki ben yayındaydım. Sosyal medyadan da görüyorum. Hocam nasıl yaparsın? Sekidika gibi hızlı adam var. Savunmanın arkasına atılacak toplar. Sekidika'yı niye almadın diye hemen zaten eleştiriler başladı. Fakat şöyle bir istatistik var. Emre hı Kılınç sağ kanada geçtikten sonra geçmeden önce 6 top kaybıyla oynuyordu. İkili mücadele kaybetti. Pardon. 6 kez ikili mücadele kaybetti. O kanada geçtikten sonra maçın en iyi ismi. Sağ kanada. Maçın en iyi ismi istatistik olarak yanlış şeyim, Emre değil Kılıç mi? Emre Kılınç diyorsun. Emre Kılınç. Ters ayakta daha da orada etkili oluyor içeri girerek. Ve Ömer'in de solda evet. 12'de 8 ikili mücadele kazanmış. Yani i̇şte sonradan dersiz. oyuna girip e, ciddi fark yarattı. Yani He. bu işte ma maçları çevirmede. Şimdi Feguli çıkıyor Ömer Bayram giriyor. Şimdi ilk düşünce ne oluyor bakış açısı? Allah Ömer Bayram girdi. Şimdi orada bir şey yapabilecek mi? Çünkü hep o tepki oldu son zamanlarda. İyi oynadığı denemi ayrı tutuyorum. Ama bir oyuncu oynamayınca kendine hazır tutamayabiliyor. Ama her evet. zaman ne diyoruz? Büyük takımlardaki oyuncular hep hazır olmalı. Evet. O forma bir gelir sana bir kaparsın götürürsün. Şu an Oğulcan Santrafor oynadı. Haftaya Cagne belki iyileşecek ve öbür hafta Falcoa geliyor. Ne yapacaksın? Bozamazsın. Bekleyecekler. Yani onun için her oyuncu formayı kaptığı zaman büyük takımda herhangi bir takımda hemen abi orada hazır olacaksın. Hazır olmasaydı bugün Ömer Bayram ne olacaktı? Bütün denge bozulacaktı. Önümüzdeki orada... hafta Sekidika 8, 8 böyle bir ihtimalle sahaya girer. Evet yani onun için Ömer de gerçekten bugün oyunuyla fark yarattı. Yani orada hem top kapmada hem topu sürmede hem e, e, takım arkadaşını desteklemede ciddi fark yarattı. E Zaten böyle başarı geliyor. Yani sen 11 kişiyle şampiyon olmuyorsun ki. Yani bir takım olayında mücadele ettiği zaman olabiliyorsun uzun maratonda. E, onun için Ömer'e tebrik ediyorum bugün. Yani, için. Burada Ömer'le alakalı şunu söyleyeyim. Bence çok büyük haksızlık yapıldı kendisine. Yani mevkisi dışında oynatılıp. Ee, başarısız olunca Galatasaray'ın oyuncusu değil e, imajı verildi. Aslında Ömer'in orijin mevkisi zaten sol açık. Ha Kayseri Spor'da 2012'de prosineç konu sol beke çekti ihtiyaçtan vesaire öyle bir yapıştı üstüne. Ama Hollanda altyapısı sol açık, oyuncuyu geçen sene Fatih Hoca sol açığa çekince öyle bir start verdi ki sonra sakatlıklar falan merkez ön, merkez orta sahaya biraz sol beke çekince oyuncunun performansı düştü ve kenara geldi. Bu karşılaşmada yine sol açığa geldi. Hemen asistini yaptı. Bence yaptığı asist de çok şık bir pas. Kolay kolay, yani her adamın atabileceği bir pas değil. Çok şık bir pasını verdi. Üstüne bir de sağdaki performansı e, maçı sonuna kadar rakibe en çok zorlayan isimlerden bir tanesi oldu. Devam edelim. Ee, Evren abi gelmiş sorular. Galatasaraylılar transfer müjdesi istiyorlar. Sefa Seçkin, Çıkrıkçı. Demiş ki transfer müjdesi var mı demiş. Onu ilerleyen dakikalarda belki arada yapılacak telefon görüşmelerinin ardından belki olabilir. Neden olmasın? benim aslında? o yani o konularla öyle geçenlerde biliyorsun geçen sezon başı hocayla gittim görüştüm falan hani ben ondan sonra geçmiş olsun oldu ben zaten çünkü <laughs> gazeteciler abilerimize tabii. saygılıyız onlar haberleri tabii. benim durumum farklı ben kulübe giderim gelirim ama bir haber alıp vermek ayrı bir şeydir. Ya yani birkaç bir şey söyledim. Ee, tabii ki o insanlar da orada hani evrene söylüyorsun ve evren biliyor da biz niye şey yapamıyoruz habercisiz o orada bir kıskançlık veya bir tepki olabiliyor. Yani onun için ben o işlere girmiyorum artık. Yani beni bilsem de söylemem. Biliyorum da söylemem. Yani, yani o ayrı bir konu. Bu habercilik değil. Haberci haberci işini yapsın. Herkes işini yapsa aslında çok güzel olacak da herkes işini yapmıyor. Yani ondan dolayı biraz da sıkıntılıyım. Onun için ben o işlere girmiyorum. Transfer tabii ki olacak Galatasaray'da. Ee, ama e, kim olacak, kim gidecek onları şu an için söylemek bence erken. Yani çalışma var ama hangi oyuncu dersen onu bence şu an kimse bilmiyor şu anda Balıkesir deplasmanından Adana Demirspor otobüste de bizi izliyor. <laughs> Bundan da selamlar olsun. Biz sıfır galip geldiler. Tebrik ediyorum. Kılıç'ın golüyle hakikaten iyi bir galibiyet oldu. Cüneyt Deplasman... Hoca ile da toparlandı Tabii. Adana Demir. Tebrik ediyorum gerçekten. Yani Tebrik oyunda da gidiyorlar. fark ediyor takım. 3'e 3 üç yaptı. Trabzonspor mağlup etti. Kupanın dışına gitti. Çok iyi yolda maşallah diyelim. Adana Demirspor. Evet. E... Ha bir de şu var Hakan. Efendim. bugün ben kadroya baktım ve son haftalarda özellikle bakıyorum Galatasaray kadrosuna. Yerli oyuncu Türk oyuncu sayısı çok fazla. Bugün mesela 5 oyuncuyla başlamış Galatasaray. Neden abi? Ne demek istiyorsun? Ne yani mi? yabancı oyuncuyla hiç kimse konuşmuyor yani. Yani Türk oyuncular şu an yabancısız lider Galatasaray. Yani şunu söylüyorum. 5 oyuncu 11'de başladı. 2 tane Türk 7-8 oyuncuyla oynuyor ve Türk oyuncularla oynuyor Galatasaray. Ne, yani ne da, mutlu, işte. ha, ne mutlu. Bunu da hani onu da söylesinler i̇şte, genç kardeşlerimiz de var yedekte. Bakıyorum e, Taylan mesela formunu gitgide arttırıyor. İşte Ömer Bayram haftaya yok da ta... ya hafta ankara evet, maçında o, o gün yok mesela Gezen... 34. dakika yani Omar'ı geçip e, ciddi bir tehlike oluşturacak bir pozisyonu kesti Marlon'un pozisyonunu 34. dakikada. Taylan'ın evet. Yani o da çok, çok... Iyi. Evet bravo. Da... O o finaldi yani orada tam yani... ceza sahasının orada o hamleler. Ya yani bir orta saha e, neye bakarız mesela Taner onları çok iyi inceliyor. Mesela e, hep top ayağındayken bakarız. Bir de savunmada hı hı. o hamleler çok önemli. Maçın yani, aslında Evet, kader anları onlar oluyor bazen. Evet. Evren abi tek başına iki yönlü de bunları tamamen yapıyor. Orta sahada zaten Galatasaray'ın tamamen oyun içerisindeki stratejisi 4-1-4-1 tarzında. Evet, bütün sezon öyle oldu şu yani. anda. Ama yani. Tek tek böyle, böyle sahaya düşünsene 15-20 maçta oynasın zaten hani milli takıma çağrılacak. bence Avrupa Şampiyonası garanti. Evet, yani şu milli andan. takıma gidecek göz. Ama gözüküyor. Avrupa'da ben bunu bir önce de söyledim de. Real Madrid, Barcelona orası dediğimde güldüler. Yok ya daha neler. Abi oyuncunun fizik yapısına baktığında bir öngörüsü var, bir bilgisi var. Bu oyuncu gelişirse olabilir. Bunu artık anlayabiliyorsun, görebiliyorsun. Yani anlamayanlar, göremeyenler o tip yorumu yapabiliyor. Burada her Türk oyuncu için bu geçerli. Gelişimi gösteren oyuncu gider. Hedefi büyük olur. Tayland'da bu hedef, bu şey var. Bu gelişimi gösterdi. Üstüne koyarak gitmesi ama lazım. Abi sen de katılır mısın bilmiyorum ama... Mesela izlerken bugün üzülüyorum. Victor Hugo ve Edgar Lee. Baktığınızda Süper Lig'de mesela Galatasaray'ın dışında tandem olarak bence Trabzonspor'da gerçekten çok üst seviyede performans sergiliyorlar. Evet. Ama önünde oynayan arkadaş grupları ciddi anlamda bu oyunculara bu kadar yardım etmeyen tamamen sahada yani canla başla mücadele eden bir ikili var. Ama bazen de arkadaşlarınız sizi ciddi anlamda sıkıntıya sokabiliyor. Evet, tamam. evet. Ve performansınızın istenilen seviyeye gelmesini de engel olabiliyor. Yani Yalçın stoper olduğu için o konuya çok iyi değindi. Yani gerçekten orada Trabzonlu oyuncular iki oyuncu bak sakatlandı da çok yük evet. bindi. Onlara yük biniyor ama öndeki oyuncular e, onları rahatlatmıyor. Çok sıkıntı çekiyorlar. Ama çıkıyorlar. neden? <laughs> Trabzonspor bugünkü oyun yapısı devamlı uzun top. Çok. <laughs> Direkt Aynı. oyun. Bakalım. Neler yapmış? Ben şunu da söyleyeyim. İk bu, bu ikili geçen sene kadroda olsaydı muhtemelen kesinlikle şampiyon olabilirlerdi. Kesinlikle. Konuşacağız. Detaylı bir şekilde karşılaşmanın analizini Evren Turan, Yalçın Ayhan ve Taner Karaman'la birlikte yapacağız. Ama reklam arasında. Bunlar.